Değerli öğrenciler, sayın veliler, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik, konumuz ise sayı dizileri. Gelin hep beraber sayı dizilerinin neler olduğunu görelim. Sayı örüntüleri konusunda daha önceki yıllardan aşinayız. Belirli bir kurala göre devam eden sayıların oluştuğu örüntüye sayı örüntüleri diyorduk. Burada ise sayı dizinin ne olduğunu, aritmetik ve geometrik dizileri ve özel örüntüleri öğreneceğiz. Sayı dizisi neydi? Sayıların virgülle ayrılarak birbiri ardına dizilmesine sayı dizisi diyorduk. Dizideki her bir sayıya dizinin terimi denir. Örnek 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dizisi tek sayılardan oluşan ve birden başlayarak ikişer ikişer artan bir sayı dizisidir. Örnek 2'de ise 1, 3, 9, 27, 81, 243 dizisi birden başlayıp üçer üçer katlanarak devam eden bir sayı dizisidir. Böyle 1 çarpı 3, 3, 3 çarpı 3, 9 gibi devam etmektedir. Aritmetik sayı dizisine gelince ise bir sayı dizisindeki ardışık iki terim arasındaki fark sabit bir sayı ise bu diziye aritmetik dizi denir. Aritmetik dizide ardışık iki terim arasındaki farka dizinin ortak farkı denir. Tek sayılar dizisinde dizinin ortak farkı 2'dir. Dizinin ortak farkı bulunurken herhangi bir terimden bir önceki terim çıkartılır. Gelin hep birlikte aritmetik dizi örneklerine göz atalım. 3 artı 4, 7. 7 artı 4, 11. 11 artı 4, 15. 15 artı 4, 19. Ve 19 artı 4, 23. Ve böylelikle 4'er 4'er devam edebilir ve aritmetik dizi örneğini oluşturur. Alttaki örnek ise çıkarma ile ilgili bir aritmetik dizi örneği. 10 -3 7, 7 -3 4, 4 -3 1 gibi böyle devam etmektedir. Geometrik sayı dizisine gelince ise bir sayı dizisindeki ardışık iki terim arasındaki oran sabit bir sayı ise bu dizeye geometrik dizi denir. Geometrik dizide ardışık iki terim arasındaki orana dizinin ortak çarpanı diyoruz ve bu şekilde geometrik dizi örneklerini görebiliriz. İlk örneğimiz çarpma işlemiyle sayıların üçer üçer artmasıyla oluşmuş. 2 çarpı 3, 6. 6 çarpı 3, 18. 18 çarpı 3, 54. 54 çarpı 3, 162. 162 çarpı 3, 486 ve böylelikle dizimiz sürebilir. Alttaki işlem ise bölme işlemiyle. 640 bölü 2, 320. 320 bölü 2, 160. 160 bölü 2, 80. 80 bölü 2, 40. 40 bölü 2 ise bizlere 20'yi verir. Peki üçgensel sayılar neydi? Bir de neye? Ne ise neyin sembolüydü? Doğal sayılar sembolüydü. Sıfırdan sonsuza kadar süren sayılardır. Neye kadar olan ne doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgensel sayılar denir. Bu sayılarla oluşturulmuş örüntüye ise üçgensel sayı örüntüsü denil. Şekilde de gördüğümüz gibi 1 artı 2, 3, böylelikle artı 3, 6, artı 4, 10 şeklinde gözüküyor. Karesel sayılar ise bir tam sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara tam kare sayılar veya karesel sayılar denir. Bu sayılarla oluşturmuş örüntü ise karesel sayı dizisi denir.
Örnekte gördüğünüz üzere 1 artı 3, 4, 4 artı 5, 9 ve 9 artı 7 eşittir 16. Karesel sayılarda bu biçimde yazılmaktadır. Gelelim Fibonacci sayı dizisine. Fibonacci sayıları İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'nin ortaya koyduğu bir sayı dizisidir. Fibonacci sayı dizisi ilk iki terim hariç her terimin kendisinden önceki iki terimin toplamıyla oluşturulan bir dizidir. Yani kendisinden önceki sayıların toplamıyla oluşur. 1 artı 1, 2. 2 artı 1, 3. 3 artı 2, 5. 5 artı 3, 8. 8 artı 5, 13. 13 artı 8, 21. 21 artı 13, 34. 34 artı 21, 55. 55 artı 34, 89. 89 artı 55, 144 şeklinde devam eden sayı dizileridir. Ya da şu şekilde de 2 artı 1, 3, 3 artı 2, 5, 5 artı 3, 8, 8 artı 5, 13, 13 artı 8, 21 ve 21 artı 13, 34 sayılarını vermektedir. Değerli öğrenciler, ev ödevi olarak ise sizden Matematik 4 kitabınızın 134. sayfasındaki 1. 2. ödevi defterinizde çözümlemenizi istiyorum. Ve böylelikle bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın.